Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 8. sınıf üçgenlerde arkadaşlar 4. videodayız. Ne çekeceğiz? Üçgende açı ve kenar arasındaki bağıntıları göreceğiz arkadaşlar. Buyurun dersimize. Şimdi arkadaşlar, normal düz bir üçgende birinci olaraktan biz ne diyorduk? Mesela A, B, C. Tamam mı arkadaşlar? Diyelim ki burası 4, burası 5, burası x'ti. Kenar bağıntısı olaraktan ne diyorduk biz arkadaşlar? Bu kenar diğerlerinin toplamıyla farkı arasındaydı. Bu kenar bilgisiydi. Yazdık. Birinci bilgimize yıldız atıyorum. X 9 ile 1 arasındadır. Peki açı nasıl bir bilgi verecek bize arkadaşlar? Bu da ikinci bir bilgimiz olacak. Arkadaşlar, büyük açının karşısında her zaman büyük kenar olacaktır. Küçük açının karşısında da küçük kenar olacaktır. Örneğin arkadaşlar, şöyle bir siliyorum burayı. Bir üçgen çizelim bakalım. Sadece açılarını verelim. A, B ve C üçgeni. Kenarları yazıyorum. B kenarı, A kenarı ve C kenarı. Arkadaşlar diyelim ki burası 70 derece olsun. Şurası 60 derece. Buraya da 50 derece kalsın. Şimdi aynı üçgen içerisinde dikkat, aman yani buradaki hocam buradaki 70 başka bir üçgende 60 ise falan değil. Aynı üçgen içerisinde açısı büyük olan kenar büyüktür. O zaman bir sıralama yapalım arkadaşlar. 70 burada en büyük. A en büyük olacak. Sonra ne oldu arkadaşlar? 60. Sonra B. Sonra ne arkadaşlar? 50 geliyor. C açısı. Tamam mı? Peki. Şimdi bunları bir de arkadaşlar açılarla beraber kenar bilgilerinde çakıştırırsak nasıl bir soru tipi karşımıza çıkacak? Gelin bakalım. Bir tane bununla ilgili bir soru yazalım. İki bilgiyi de yazıyoruz. Bir, kenar bilgisini mutlaka yazıyoruz. Daha sonra iki, açı bilgisini yazıyoruz. Sonra kesişim yapıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Nasıl? Aynen böyle. Gelsin bakalım. Şurası arkadaşlar 62 derece. Şurası 60 derece. Şurayı vermemiş. A, B, C. Tamam mı arkadaşlar? Buraya demiş ki 5 demiş. Buraya da 7 santim demiş. Şuradaki x'in alabileceği tam sayı değerlerini bize soruyor. Önce açıyı bulalım. 60, 62 daha ne oldu? 122. Buraya ne kaldı? 58 derece kaldı. Bakın dikkat edin. Birinci olarak birinci bilgimde diyorum ki kenar bilgilerini muhakkak yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu x burada ne oldu? Bunların toplamlarıyla farkının arasında, yani 12 ile 2 arasında bir değer alacak buradaki x. Bunu mutlaka bir yazıyoruz. Birinci bilgimiz bu kenarlara göre. Sonra ikinci bilgim ne? İkinci bilgide açı diyor ki abicim bu açı buradaki en küçük kenarı görmek zorunda. Neden? 62, 60, 58. En küçüğü bu. Şimdi önemli bilgi burası arkadaşlar. 58 derece. Hocam ben açıya göre ne yapacağım? Bakın en küçüğü buysa 58. Kimden küçük? 7'den mi küçük olacak? 5'ten mi küçük olacak? 7'den yazarsanız bir anlamı olmaz. Bundan da küçük olacak. Yani 7'den yazarsanız 6 olur. Bundan büyük olmuş olur. Olmaz. En küçük kenardan küçük olacak burası. Yani x küçüktür arkadaşlar. 5 dedik. Anlaştık mı? Açının verdiği bilgiye göre. Dolayısıyla şu ikisini ne yapıyorum? Taraf tarafa kesiştireceğim bakalım. 2'den büyük, 12'den küçük, 5'ten küçük. Kesişimi ne oldu? Burada sadece 2 var. 2'den büyük. Burada 12'yi mi yazacağım, 5'i mi yazacağım? Tabii ki büyüklerde küçüğü yazıyordum. X küçüktür. 5 diyorum. Bir dahaki sorumuza da geçiyoruz bakalım. Siliyorum tahtayı. Evet arkadaşlar, bir dahaki sorumuz şöyle. Yine bir A, B, C üçgeni çiziyorum. Şurası arkadaşlar 80. Burası arkadaşlar ne olsun? 60. Burayı vermemişiz. Tabii ki bulabileceğiz. Bize diyor ki arkadaşlar burası 7. Burası da arkadaşlar 3. Şuradaki x'i sorsun bu seferde. Açıyı tamamlayalım. Burası ne olur? 80, 60 ne yaptı arkadaşlar? 140, buraya 40 kaldı. 1. Kenar bilgilerini yazıyorum. 3, 7. X ne oldu arkadaşlar? 10 ile ne arasında bunların farkı? 4 arasında. 2. Açı bilgilerine göre yorumluyorum. Benim bulduğum
açımın şu x kenarı, bakın orta açı değil mi? 40'tan büyük, 80'den küçük, doğru mu? O zaman bunun baktığı kenardan küçük, bunun baktığı kenardan büyük olacak. Yani bu x açısı, x kenarı açılara göre yorumlarsak arkadaşlar 3'ten büyük, 7'den küçük olacak. Doğru mu? O zaman bu iki bilginin kesişimi ne olacak? Bakıyoruz. İki bilgiyi kesiştiriyoruz şimdi arkadaşlar. X kimden büyük olacak? 3 mü 4 mü? Tabii ki 4'ten büyük olacak. Kimden küçük olacak? 10 mu 7 mi? Tabii ki 7'den küçük olacak. Şimdi arkadaşlar X'in alabileceği değerler 5, 6 tam sayı değerlerini bu iki değeri alabiliyor. Tamam mı arkadaşlar? Bir tane de büyük açıya bakan bir kenar sormak istiyorum. Şöyle diyelim arkadaşlar. Bu soruyu şöyle soracağım. Bu soruyu şöyle getiriyorum. Tamam mı? Şurada bir ikizkenar üçgenim var. Tamam mı arkadaşlar? İkizkenar. Şurada da bir farklı üçgenim var. Tamam mı? Şurası ikizkenar. Buralar arkadaşlar 4'e 4. Burası da 5. Şuranın arkadaşlar, şuranın ne olduğunu bize, x'in ne olduğunu bize sorsun. A, B, C, burası da D. Bakın burası çok güzel bir soru geldi arkadaşlar. İkizkenar ve şu dışarıdaki açıdan yola çıkaraktan x'i bulacağız. Öncelikle bir kenar bağıntımı yazıyorum ben. Birinci durum kenar bağıntıları. X ne ile ne arasında arkadaşlar? 9 ile farkları ne? 1 arasında, tamam mı? 2. Hocam açı ilgili bir bilgi var mı açıyla ilgili? Bakıyorum arkadaşlar bunlar ikizkenar. Ne olsun? Alfaya alfa. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ikizkenarsa hocam zaten ben burayı geniş kenar görüyorum. Sakın. Bilgimiz şu. İkizkenar açıysa bu ikizkenarlar bunlar 90'dan küçük olmak zorunda değil mi? Bir üçgen olması için içerinin en fazla 89 olur. Bunun dış açısı ne olacak o zaman? Burası ne olacak arkadaşlar? Buraya da beta diyelim. Bu beta ne olacak? Mecbur 90'dan büyük olacak mı arkadaşlar? Doğru mu? 90'dan büyükse bundan daha büyük açı var mı burada? Var mı arkadaşlar? 90 ve 90'dan daha büyük bir açı üçgende olabilir mi? Bir üçgende eğer bakın geniş açı veyahut da 90 derece gibi ya da 90'dan büyük bir açı çıkarsa orası en büyük açıdır. Buradaki bilgiyi ne yaptık? Şu ikiz kenardan bunların dar açı olması mecburidir dedik. 90'dan küçük olmak zorunda. Burası da 90'dan büyük olmak zorunda dedik. O zaman en büyük açımız buysa ne yapacağız arkadaşlar? 4 var, 5 var. X neyden büyük açı bilgisine göre? Hepsinden büyük olacak. Kimden büyük diyorum? 5'ten büyük. Tamam mı? 4'ten değil 5'ten büyük. En büyüğü çünkü. Evet, kesiştiriyorum bilgilerimi. X'in ne oldu arkadaşlar? 9'dan küçük. Kimden büyük? 1 mi 5 mi? 5'ten büyük. Ne oldu arkadaşlar? 6, 7, 8 olacak. Gerçi bakın bu noktadan yola çıkaraktan Pisagor'u daha bilmiyoruz şu anda. Bir dahaki bölümde Pisagor'u işleyeceğiz arkadaşlar. Pisagor'da 90 derecelerde 90'lara özel Pisagor bağıntısı yapıp şu sayıdan daha büyüktür diye bazı rakamlar vereceğiz. Eldeki mevcut bilgilerle geniş açı olaraktan yorumluyoruz arkadaşlar. Geniş açı olduğu için şundan büyüktür dedik, 5'ten büyüktür dedik. Ama Pisagor'a girdiğimiz zaman net sayıları da çıkartmış olacağız. Orada da Pisagor'da da size hatırlatma yapacağım. Bakın açı kenar sorusu çözüyorum diyeceğim Pisagor'la ilgili. Bu soruları size tekrardan bir yansıtacağız. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Evet. Şöyle bir üçgenimiz var arkadaşlar. Tak tak. Şu da şöyle. Ne olsun burası? K, L, burası N, burası da M. Şurası 80 derece. Şurası arkadaşlar 60 derece. Şurası da 60 derece. Şurası 70 derece. Bize diyor ki arkadaşlar, bize diyor ki en uzun kenarı bulun. En uzun kenar. Kenarları bir kıyaslayalım bakalım. Açıları yerleştirelim. 80-60 buraya ne kaldı? 40 derece. 70-60-130 buraya ne kaldı? 50 derece. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şu yukarı üçgene bakıyorum. En uzun kenar neresi? LN kenarı değil mi? 80 burayı gösteriyor. 40 var, 60 var. Burası değil mi? Burası en uzun kenar. Peki burada en uzun kenarı kim görmüş? Bu üçgende 60 görüyor. Peki bundan, bunun gördüğünden daha büyüğü var mı? Var. Aha da bu 70. Demek ki en büyük kim olacak arkadaşlar?
LM kenarı en büyük olacak. Bu mantıkla biz yorumlarsak, bakın 80 burayı görüyor, burada en büyük bu. Bu üçgene geçtim. Bunun gördüğü en büyük kenar burada en büyük mü? Değil. Burada da eğer en büyük olsaydı, burada da 70 görseydi, ben derdim ki en büyük LN'dir. Ama burada en büyük bu değil. Burada kim LN? Ortanca. Daha büyüğü var mı? 70 derecenin gördüğü LM kenarı. En küçüğü bulabilir miyiz? Hayır. Sakın. 50 derecenin gördüğüm en küçüktür. 40'ın gördüğüm en küçüktür. Yorumlayamayız. Eğer ok işaretleri en küçüğe götürürse o zaman deriz. Ama arkadaşlar burada iki tane küçük kenar var. En büyüğü buluruz ama burada en küçüğü bulamayız. Tamam mı? Devam ediyorum arkadaşlar. Benzer sorularımızı yansıtalım. Şimdi yine aynısı olsun. Biraz daha yan yatmış olsun bu üçgenin. Tamam mı? A, B, C, burası da D. Açıları veriyorum. 61 derece. Şurası 60 derece. Şurası 70 derece. Buraya düşen 50 derece. Bize diyor ki arkadaşlar, yine en büyük kenarı bulun. 61, 60 daha 121, buraya ne kaldı? 59. 70, 50 daha 120, buraya ne kaldı? 60. Şimdi burada bakıyorum, en büyük kenarım burası. Yani bununla bağıntı kuramıyorum. Buraya bakıyorum, buranın en büyük kenarı 61, burası CB. Tamam. Sağdaki üçgene geçebilirim. Şu kenar burası için en büyük derdi. Buradan en büyük çıkmaz. En büyüğü buralarda arayacağız. Şu üçgende. Burada bakın, bunun en büyük kenarını 50 görüyor. 60 bundan daha büyüktür. 70 ise, yani şu CD kenarı ise arkadaşlar, en büyük kenarımız olacaktır burada. Anlaştık mı? Burada arkadaşlar bir büyüklük, dediğimiz gibi burası bunun için en küçükse burada da en küçük kenarı bulabiliriz. Dolayısıyla 61, 60, 59, bakın AB kenarının en küçük olduğunu söyleyebilirim. En küçük kenardır. Niye? Çünkü bunun en büyük kenarı burada 50'ye bakıyor. Buranın bütün kenarları bundan büyük derim. 60 da bundan büyük, 70 de bundan büyük. Bu kenar da büyük. Ama burada zaten burası küçük bir üçgenmiş. Buradan hiçbir kenarı daha büyük değilse en küçük kenarı da bulma şansımız olacaktır diyorum. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Geçiyorum. Şöyle güzel sorularım var arkadaşlar. Diyorum ki şöyle bir dik üçgen 90 derece, şöyle bir bant yapmışız. A, B, C, burası da D olsun. Tamam mı arkadaşlar? Şurası 29 derece, burası ne olsun arkadaşlar? 70 derece. Diyor ki en büyük kenar neresidir? Evet, 70, 29 daha ne oldu arkadaşlar? 99 değil mi? Buraya ne kaldı arkadaşlar? 99'sa buraya 81 derece kaldı. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Bakıyorum şimdi. 81, 70, 29. Burada en büyüğün AC olduğunu bana yönlendiriyor değil mi? Peki bu üçgende hocam kenarlar yok. Ya hiçbir açı yok. Bir tek 90 var. Arkadaşlar bir üçgende 90'dan daha büyük açı olabilir mi? Hocam 90, 90, 0 nasıl? Olmadı arkadaşlar. En fazla 89, 89, 2 tam sayı olursa, tamam mı? 90'ın bulunduğu zaten en büyük kenardır. Dolayısıyla bu da burayı gösteriyor. Bu da burayı gösteriyor. AC kenarımız en büyük kenar olur diyoruz. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Evet. Devam ediyorum. Çok güzel, çok güzel bir sorun var. Çok çok güzel bir sorun var arkadaşlar. Şimdi adamın bir tanesi arkadaşlar düz bir duvara, 5 metrelik bir duvara merdiven yaslıyor. Tamam mı arkadaşlar? Merdiven. Şunun tabii ki merdiven olduğunu gösterelim. Çok da güzel merdiven çizdim harbiden. Burası merdivenmiş. 5 metreye merdiven dayıyor. Merdivenin uzunluğu tam sayı olarak en küçük ne olur? Şimdi sevgili arkadaşlarım, merdivenin uzunluğu tam sayı olaraktan en küçük ne olur? Üçgeni görüyor muyuz? Burada bir üçgen var. Merdiveni kim görüyor? 90 derece.
Merdiven ne olmak zorunda? 90 derece görüyorsa bu üçgenin içerisinde, şurayı bilmiyorum, en büyük olmak zorunda mı arkadaşlar? Doğru mu? Peki kimden büyük olacak? Ben bu sayıyı görmüşüm, 5'i görmüşüm. Burada 6 deseydi 6'dan büyük derdim. Ama burada 5 diyor. O zaman merdiven diyorum, büyük olmak zorunda 5. En küçük kaç olur? 6 metrelik bir merdiven olur. Aman dikkat. 90 derecelere dikkat edelim. Tamam mı arkadaşlar? 90 en büyük burada açıdır. Bir daha söylüyorum. Pisagor bağıntısına geçtiğim zaman şu kenarı da verdiğimde ben bunun işte 90'dan büyük olursa, 90'dan küçük olursa nasıl bir değer aldığını tam sayılara gireceğim. Ama sadece açı ve kenar bahsetmişse abi bu 90, burası 5 mi? Burası bundan büyük derim. Ben direkt işin içinden çıkarım. Şimdi gelelim üçgen çizimlerinden de bahsedeceğim. Daha sonraki bölümümüzde ne olacak tabii ki? Pisagor'a gireceğiz ama üçgen çizimleri diyorum. Çok basit bir anlatımla bitireceğim burayı. Arkadaşlar bakın. Üçgen çizimleriyle ilgili şöyle bir kural var. Biz üçgen çizerken ne demiştik arkadaşlar? A, B, burası da C değil mi? Herhangi bir kenar, C kenarımız değil mi? A artı B ile A eksi B mutlak derecesinde, kimin büyük olduğunu bilmiyoruz ya, arasındadır. Doğru mu? Şurası ne bilgiyi veriyor? Üçgen çiziminin şurası verir. Ne demek hocam bu? A artı B C'den büyük olmak zorunda. A artı B C'den büyük olmak zorunda. O zaman herhangi iki kenar, diğer iki kenarın toplamı diğer üçüncü kenardan büyük olmak zorunda. Bakın çok önemli 5 yıldızlık bilgi veriyorum. Bunu bilin, takır 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 bütün üçgenleri çizersiniz. Yani nasıl, bu üçgen olur mu olmaz mı tak diye cevaplarsınız. Herhangi iki kenarın toplamı üçüncü kenardan, mesela A ile C'nin toplamı B'den büyüktür. A ile B'nin toplamı C'den büyüktür. C ile B'nin toplamı da A'dan büyük olmak zorundadır. Peki hocam ben hepsini sıra sıra toplayacak mıyım hocam? Hayır. Kuralım da şu. Bu da Kadir Hoca kuralıdır arkadaşlar. 3, 4 diyelim ki 5 olsun. Tamam mı arkadaşlar? 3, 4, 5 olsun. Bu kenarlarla üçgen çizilebilir mi? Arkadaşlar neye bakıyorum? En uzun kenara bakıyorum. En uzun kenar arkadaşlar. Kim? 5. Tamam mı? Diğer iki kenar, bu uzun kenar, diğer iki kenarın toplamı bundan büyükse üçgen çizilebilir. Cart diye çizilir hem de. Ne yaptım? 3 artı 4, 7. 5'ten büyük mü? Oldu. Örneğin 2, 3, 4. En büyük kim? 4. 2 ile 3'ü topladım. 4'ten büyük mü? Büyük. Üçgen çizilir. Bu da çizilir. Örneğin 3, 3, 6. En büyük kim? 6. 3 ile 3'ü topladım, 6 etti. Çizilemez mi? Hayır. Büyük olmak zorunda. İşte bu çizilemez. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Sakın sakın diyorum. Burası çizilemez. Örneklere devam ediyorum. 4, 9, ne olsun? 6. Bakıyorum. En büyük kim? 9. Küçükler 4 ve 6. Hocam az önce sağdakini toplamıştık, soldakileri. Ben ne diyorum? En büyüğü seçiyoruz. Diğer küçüklerin toplamı bundan büyükse üçgen olur. Büyük değil ya da eşitse, küçük ya da eşitse üçgen olmaz. 9'a bakıyorum. En büyüğüm bu. 4 ile 6'yı topladım, 10. Ben daha büyük oldum bundan. Üçgen olmaz. Ne olacak? 3, 7, 2. Bakıyorum en büyüğüm kim? 7. Küçüklerim 3'e 2 topladım, 5. 7'den küçüğüm, üçgen olmaz. Ne olur? 3, 2, 5 olsa yine olmaz. 3, 2 ne olur? 4 olur. Evet, 4 için 3 ile 2 topladım, 5. 4'ten büyük. Evet arkadaşlar, bu üçgen meydana getirir. Üçgen çizimi bu kadar basit. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Üçgen çizimi sınav soruları için bu kadar basit. Büyüğü buluyoruz. Diğer iki küçüğün toplamı bu büyükten büyük olmak zorundadır. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdi geldik üçgen çiziminin de sevgili arkadaşlar sonuna. Bir dahaki dersimiz artık ne olacak? Pisagor olacak arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Pisagor videosunda inşallah görüşmek üzere. Videomuza like atmayı, arkadaşlarımızla lütfen paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiler ve saygılar diliyorum.